Rocky Dağları'nın üzerinde uçan bir yolcu uçağı felakete doğru hızla ilerliyor. Çaresizce yapılan aramaların sonucunda pistin 8 kilometre ötesinde parçalanmış enkazı bulunuyor. Uçaktakilerin yarısı ölüyor. Araştırmacılar uçağın havaalanına bu kadar az kala düşmesine şaşırıyor. Beklenmedik bir uyarı, şok edici bir olasılığı ortaya çıkarıyor. Tüm havayolu endüstrisini sarsan bir şey. Tarif edilecek en kısa sözle araştırmacılar şaşkına dönüyor. Bu kaza gerçek bir kazadır. Uçak kazaları 2. sezon 10. bölüm. 19 Ocak 1988. Denver, Colorado'daki Stapleton Havaalanı'nda soğuk bir kış akşamı. Kaptan pilot Steven Silver ve yardımcı pilot Ralph Harvey kalkış için neredeyse hazır. Trans Colorado'nun 2286 sayılı uçuşu, Güney Colorado'daki Durango La Plata Havaalanı'na gidecek kısa bir uçuş. Mürettebatın o günkü 4. uçuşu. Kötü hava koşulları programlarının 40 dakika gerisinde kalmalarına neden oluyor. Bu gece turbo motorlu yolcu uçağında 15 kişi var. Suzy Welch bu yolculardan birisi. Hasta olan kardeşini ziyaret ettikten sonra evine dönmek için aktarma uçuşunu kaçırmış. Ve bu uçuştan bilet almış. Yani normalde bu uçakta olmaması gerekiyormuş. Trans Colorado, Continental Hava Yolları için uçuş yapan bölgesel bir uçak. Yetki kaptan pilot Silver'da. Bu uçuşta uçağı yardımcı pilot kontrol edecek. Kaptan pilot telsiz çağrılarıyla ilgilenmek için müsait olacak. Havayolu pilotları uçuş görevlerini rutin olarak dönüşümlü yapar. Kısmen yorgunluğu azaltmak içindir. Böylece tüm işi tek bir kişi yapmaz. İşi bölüşürler. Ve yardımcı pilotlar da tecrübe kazanır. Kalkış için hazırlanırken kaptan pilot hava hızına dikkat ediyor. Ve uçak havalanıyor. Ekibin günü Denver'da başladı. Riverton ve Casper, Wyoming'e yapılan kısa bir aktarmadan sonra tekrar Denver'a döndü. Şimdi de Durango'ya gidiyorlar. Rotaya göre Rocky Dağları'nın güneyinden geçmeleri gerekiyor. Kaptan pilot Denver hava kontrolörüyle temasa geçiyor ve hava durumu ile ilgili bilgi istiyor. Kontrolörde görüş alanı kısıtlı, hafif kar yağışı var ve sis var. 18 bin fit altında orta seviye buzlanma olacağı tahmin ediliyor cevabı veriyor. Dağlar sis bastırınca çok kısa sürede gizleniyor. Ve tabii ki bu da görüş alanını azaltıyor. Hava alanından 20 dakika uzaklıkta kaptan pilot ve yardımcı pilot inişi değerlendirmeye başlıyor. Kaptan pilot, kontrolörden iniş yapacakları 2-0 nolu pist için mesafe ölçümü talep ediyor. Kontrolör de 2-0 nolu pistin iniş için uygun olduğunu bildiriyor. Amerika'daki birçok küçük havaalanında olduğu gibi Durango'nun kendi hava trafik kontrolörü yok. Kontrolör Denver'da, 300 kilometreden fazla uzaklıkta. Kontrolör yaklaşmak için onay verdikten sonra uçağı yere indirme sorumluluğunu pilotlara vermiş oluyor. Yolcular 5 dakikadan az kısa bir süre içinde pistte olabilecek. Kaptan pilot kabine kısa süre içinde inişe geçiyoruz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın anonsu yapıyor. Tüm uçuş sıkıntısız geçmiş durumda. Sıra dışı bir şey yok. Pilotlar inişe hazırlanmak için hızlı çalışıyor. Flapları bir çeyreğe alıyor, iniş takımlarını açıyorlar. Alçalmaları gereken irtifanın çok büyük olduğunu biliyorlar. Epeyce yavaşlamaları da gerekiyor. Ayrıca bunun için uçaktaki farklı cihazları düzgün kullanıp ek bir hava direnci oluşturarak uçağın yavaşlamasına yardım etmeleri gerekiyor. Yardımcı pilot kaptan pilota pisti görüyor musun diye soruyor. Bir sorun var. Pilotlar pisti göremiyor. O anda pilotlar karşılarında bir tepe görüyor. Ve uçak tepeye çarpıyor. Ve sol kanadı kopuyor. Uçak hala havada hızla ilerlemeye devam ediyor. Ve sonra yere çakılıyor. Kontrolör uçakla temasa geçmeye çalışıyor. Ama cevap alamıyor. Suzy Welch ağır yaralanmadığını fark ediyor.
Ama Trans-Colorado kazasından diğer kurtulanların çok acı çektiği ortada. Suzy Welch zor bir kararla karşı karşıya kalıyor. Ya kalıp yaralılarla ilgilenecek ya da gidip yardım bulmaya çalışacak. O gece uçağın düştüğü bölgede kar yağışı var ve hava çok soğuk. Yaralılar kısa süre içinde yardım almazsa donarak ölebilirler. Suzy Welch ve beden en güçlü diğer yolcular yürümeye karar veriyor. Herkesin hayatta kalması için en büyük şansları bu olabilir. Kazazedeler yola çıkalı bir saati geçiyor ve şansları dönüyor, otobana çıkıyorlar. Bir tır ve bir araba görüyorlar. Yolcuların bir kısmı artık güvende. Kurtarma ekipleri diğerlerini aramaya gidiyor. Uçağın düştüğü yer ıssız bir bölge. Sonunda kurtarma ekipleri uçağa ulaşıyor. Bu kaza uçaktaki 17 kişiden 2 pilot da dahil 9 kişinin ölümüne sebep olmuş. Ertesi gün gün ışığı yıkımın büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Uçağın ön tarafı kanattan itibaren oldukça ezilmiş. Kuyruk parçaları ayrılmış ve sol kanadın büyük bir kısmı kayıp. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan Tom Hafter büyük bir görevle karşı karşıya. Bir yolcu uçağının neden havaalanına 8 kilometre kala yere çakıldığını bulacak. Enkazı ayrıştırmak devasa bir yapbozu birleştirmek gibi. Tek zorluk da bu değil. 1988'de 20'den az yolcusu olan uçaklar kara kutu taşımak zorunda değildi. Kokpit ses kayıt cihazı ve dijital uçuş veri kayıt cihazı olmaması durumu çok daha zorlaştırıyor. O zaman uçaktan kanıt bulup uçağın düşmesine sebep olan şeyleri bulmaları gerekiyor. Hafter derhal belirgin şüpheli olan hava şartlarına bakıyor. Buzlanma 0 dereceden eksi 20 dereceye kadar oluşan tehlikeli bir olay. Aşırı soğuk su uçağın kanatlarının yüzeyini kaplıyor, donuyor, böylece aerodinamik performansı düşürüyor. Buzlanma kanadın şeklini değiştiriyor. Yuvarlak bir kenarı varken birden kütleşiyor. Pürüzsüz bir hava akışının yerine türbülanslı bir hava akışı oluyor ve kanattaki kaldırma gücünü kaybetmeye başlıyorsunuz. American Eagle'ın 4184 sefer sayılı uçuşunda da olan buydu. Uçak Chicago'ya giderken kanatlarında biriken buz ölümcül bir düşüşe geçmesine sebep oldu. Kaza uçaktaki 68 kişiyi öldürdü. Şimdi kritik soru şu. 2286 sefer sayılı uçağın kanatlarındaki buz, Colorado Rocky dağlarındaki karlı gecede benzer bir trajediye mi yol açtı? Durango'da 2-0 numaralı pistte dağlık zemin üstünden iniş yapıyorlar. Uçağın kanatlarındaki buz birden kaldırma gücünü kaybetmelerine yol açıp mürettebatı çaresiz bırakıyor. Uçağın kanatları buz tutmuş muydu? Tom Hafter, Durango Havaalanı'nın hava durumu raporunu inceliyor. Normalde çok soğuk bir sıvı uçağa çarpıp uçağın üstünde donarsa buzlanma sorunu olur. O gece havaalanında hava kapalıymış ve bulutluymuş. Sıcaklık eksi 31 dereceymiş. Araştırmacılar çıkmaza giriyor. Sıcaklık buzlanma için gerekli sıcaklığın çok altında. O gece hava o kadar soğukmuş ki uçağın üstünde sıvı oluşmasının imkanı yokmuş. O yüzden buzlanma ihtimalini eliyorlar. Kaza yerinin piste yalnızca 8 kilometre uzakta olması başka bir ihtimali ortaya çıkarıyor. İnişe hazırlanmak için pilotların flapları açıp iniş takımlarını indirmesi gerekiyor. Artan hava direnci inişe birkaç dakika kala uçağın havada kalması için daha fazla güç kullanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar şunu merak ediyor. Kazaya ani motor güç kaybı mı yol açtı? Motor kolunun konumunu kontrol ediyorlar. Motor kolunun konumu tam da olması gerektiği gibi yüksek ayardaymış. Pilotların yaptığı ayarlar doğru görünüyor. Peki ya motorların kendisi? Onlar bir şekilde arıza mı yaptı? Deneyimli bir araştırmacı, pervane kanatlarının kazada nasıl büküldüğüne bakarak motor performansı hakkında ipucu bulabilir. İncelemede pervanelerin itiş gücü sağlayacak konumda olduğunu
ve ayrıca dönüş hasarına baktıklarında kaza sırasında çalıştığını anlıyorlar. Yani motorlarda bir sorun yokmuş. Kara kutu olmadığı için başka nereye bakmaları gerektiğini bilmeleri zor. Kaza araştırmacıları eleme sistemiyle çalışıyor. Kazaya sebep olmayan parçaları eliyorlar. Beklenmedik bir arama şaşırtıcı bir ipucu ortaya çıkarıyor. Kurtulanlardan birinin tedirgin edici bir iddiası var. Yolculardan biri yardımcı pilottan alkol kokusu geldiğini söylüyor. Yardımcı pilot yolcuların uçağa binmesine yardımcı olmuş. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu uçuş psikoloğu Malcolm Brenner ekibe dahil oluyor. Hemen yardımcı pilot hakkında bilgi edinmeye başlıyor. Yardımcı pilotun kayıtları kontrol edilince aleyhinde kanıtlar çıkıyor. Alkollü araba kullanmaktan iki defa tutuklanmış. Bu da araştırmacılara ortada ciddi bir alkol sorunu olduğunu gösteriyor. İki pilotun kanındaki ve idrarındaki alkolün tespit edilmesi için talimat veriliyor. 2286 sefer sayılı uçak, Denver'dan kalktığında yardımcı pilotun kendinde olmaması uçağın trajik kaderinin bir açıklaması olabilir. Araştırmacılar test sonuçlarını beklerken başka kanıtları inceliyor. Kontrolörün konuşma kayıtları ve verici bilgileri yardımıyla kokpitte olup bitenlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umut ediyorlar. Uçuşun büyük bir kısmında hiçbir sorun belirtisi yok. Ama uçak Durango'ya yaklaştıkça araştırmacılar tuhaf bir şey fark ediyor. Uçak çok hızlı alçalıyor. Uçaklar genelde yavaş ve sabit bir hızla dakikada 1000 feet civarında alçalır. 2286 sefer sayılı uçak bu hızın neredeyse 3 katı alçalıyor. Normalden çok daha hızlı ve çok daha büyük bir alçalış. Araştırmacılar uçakta neler olduğunu merak etmeye başlıyor. Alkolün etkisiyle uçuş yapan pilot tedbirsizce mi davrandı? Kan ve idrar tahlillerinin sonuçları geliyor. İki pilottan da alınan örnekler dikkatlice incelenmiş. Yolcunun ifadesiyle şüphe oluşmuş olsa da sonuçlara göre yardımcı pilotun kanında alkol yokmuş. Kazadan önce alkol almamış. Yolcu yanılmış. Uçuşun son dakikalarında ters gidenin ne olduğu hala gizemini koruyor. Araştırma ekibi şimdi de pilotların hava trafik kontrolöründen aldığı talimatları merak ediyor. O geceki duruma göre fazla riskli bir iniş talimatı mı almışlardı? Hava trafik kayıtları araştırmacıların sorusunu kısa sürede yanıtlıyor. Kayıtlara göre hava trafik kontrolörü Durango'ya inişi dikte etmemiş. Onun yerine pilotlara iki seçenek sunmuş. İlk seçenek havaalanının etrafındaki kolay bir rotadan uçup pilotları iniş için yönlendiren aletli iniş sistemi olan piste inmekmiş. İkinci seçenek olan 20 numaralı pistte ise aletli iniş sistemi yok. Durango'nun kuzeyindeki dağlardan kaçınmak için pilotların birkaç defa keskin bir şekilde alçalması gerekiyor. Hava trafik kontrolörünün uçuşla ilgileniş biçimi örnek niteliğinde. Ekibe kullanabilecekleri pisti ve cihaz sistemini sunmuş ve kararı uygun bir şekilde kaptan pilota bırakmış. Nedense kaptan pilot daha dik ve zor olan iniş rotasını seçmiş. Peki neden kolay yolu seçmemişler? Malcolm Brenner, diğer Trans-Colorado pilotlarının bu kararı açıklayabileceklerini umuyor. Kaptan pilotun yeterli bir pilot olduğu konusunda herkes hemfikir. Ama zaman zaman acele etmesiyle biliniyormuş. Uçağı zamanında götürebilmek için kendini zorluyormuş. Kaptan pilotun geç kalma konusundaki endişesi, Durango'ya giderken seçtiği iniş rotasını açıklıyor. Hesaplamalara göre 20 numaralı piste inmek yaklaşık 10 dakika zaman kazanmalarını sağlıyor. Alınan bilgiler, kaptan pilot Silver'ın karlı bir gecede neden zorlayıcı bir rotayı seçtiğini açıklıyor. Ama kazayı açıklamıyor. Diğer pilotlar da genelde aynı pisti ve aynı rotayı kullandıklarını söylüyor. Araştırmacılar işlerin nerede ters gittiğini anlamak için 20 numaralı piste giden uçuş rotasını 2286 sefer sayılı uçağın alçalışıyla karşılaştırıyor. Keşfettikleri şey çok şaşırtıcı. Bu iniş için fazla dik alçaldıkları görülüyor.
Karşılaştırmanın sonucunda keskin bir alçalış gerektiren inişi seçtikten sonra Transcolorado pilotlarının gerekenden daha dik indiği ortaya çıkıyor. Pilotların irtifalarına dair hiçbir fikirleri yok gibi görünüyor. Araştırmacılar uçağın altimetresinin veya başka bir uçuş aletinin arıza yapıp yapmadığını merak ediyor. Kapsamlı bir araştırma sonucunda hiçbir şey çıkmıyor. Tüm kontrol sistemi düzgün çalışıyor. Mekanik olarak uçakta hiçbir sorun bulamıyorlar. Araştırmacılar bir kez daha çıkmaza giriyor. İki eğitimli pilotun uçağa neden Durango havaalanının biraz gerisindeki dağa çarptığının hiçbir açıklaması yok. Araştırmacılar 2286 sefer sayılı uçağın iki pilotunun vasıflarını araştırmaya başlıyor. Yardımcı pilotun dosyasında bazı rahatsız edici ayrıntılar var. Dosyada yazanlara göre kaptanlık testi başarısız, yeterlilik testi başarısız, aletli uçuş ortalamanın altında. Araştırmacılar başarısız olunan testleri ortaya çıkarıyor. Yardımcı pilotun vasat uçuşunun işine mal olduğunu öğreniyorlar. Bir önceki işinden atılmış. Karmaşık aletli uçurma koşullarını geçememiş. Araştırmacılar görüş alanı kısıtlıyken Durango'ya zorlu iniş rotasından gitmenin yardımcı pilotun başa çıkabileceğinden fazla olmasından endişe ediyor. Rahatsız edici bir soru daha var. Havayolu pilotlarının görevleri genelde dikkatle bölüşülür. Yardımcı pilot uçuşu gerçekleştiriyordu. Bu yüzden kaptan pilotun cihazları izlemesi ve hataları gözlemesi gerekiyordu. Yardımcı pilot geçmişte karmaşık alet prosedürleriyle sorun yaşamış. O yüzden kaptan pilotun bu yardımcı pilotu çok dikkatlice izlemesi gerekirdi. Kaptan pilot Silver görünüşe göre pek dikkatli izlememiş. Kanıtlara bakılırsa yardımcı pilotun hatalarını hiç düzeltmemiş. Nedense kaptan pilot kontrolü devralıp uçağı kurtarmamış. Araştırmacıların bunun sebebini öğrenmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle görüşüyorlar. Son uçuşun öncesindeki saatlerde pilotların neler yaptığını anlamaya çalışıyorlar. Stres veya yorgunluk belirtisi arıyorlar. Araştırmacılar, kaptan pilotun kazadan önceki gece anne ve babasıyla yemek yediğini öğreniyor. Kaptan pilot Silver, ailesiyle sakin bir akşam geçirmiş ve ardından uyumak için evine gitmiş. 24 saat içinde yardımcı pilotun Durango'ya doğru yaptığı hızlı alçalışı düzeltme konusunda başarısız olacak. Ayrıntılı bir araştırmadan sonra Brenner ve meslektaşları bunun sebebini bilemiyor. Araştırma çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Ta ki bir telefon her şeyi değiştirene kadar. Bir telefon geliyor. Arayan bir kadınla görüştüğünü söyleyen bir pilot. Kadının kazada ölen kaptan pilotun nişanlısı olduğunu düşünüyormuş. Araştırmacılar kazadan önceki akşam kaptan pilotun pek de sakin bir gece geçirmediğini öğreniyorlar. Uyuşturucu kullanan kadınla ilgili hikaye duyuyorlar. Kadın önceki gece bir poşet uyuşturucu içtik demiş. Araştırmacılar hayretler içinde kalıyor. Bu şaşırtıcı iddia ailesinin ve arkadaşlarının kaptan pilotla ilgili söyledikleriyle çelişiyor. Kaptan pilotun nişanlısı tüm hikayeyi reddediyor. Avukatından gelen bir mektupta kazadan önceki gece kaptanla beraber olmadıklarını iddia ediyor. Kaptan pilotun kanı analiz edilmiş olsa da yapılan test uyuşturucu kullandığını belirleyecek kadar detaylı değildi. Kan tahlillerini yeniden yaptırmaya karar veriyorlar. 2286 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu gerçekten uyuşturucu kullandıysa tüm havayolu endüstrisi bundan etkilenecek. Kaptan pilotun kanına ikinci ve üçüncü kez toksikoloji tahlili yapılıyor. Sonuçlarda şüpheye yer kalmıyor. Kanda yakın tarihte uyuşturucu izlerine rastlanıyor. Yani kaptan pilot uyuşturucu kullanmış. Kanıtlarda görüldüğü gibi kaptan pilot gece boyu parti yapıp işe gittiyse muhtemelen çok az uyumuştur. Kaptan pilot kaza olduğunda düşüşteymiş. Düşüş evresinin belirgin özelliğinin birkaçı, örneğin yavaş reaksiyon gösterme ve kendini iyi hissetmemedir. Araştırmacılar artık şoke edici hata zincirini anlıyor.
ihmalkarlık ve işlenen suç kazaya yol açmış. Bu kaza uçuş durumunda olmayan bir kaptan pilotla başlıyor. Uyuşturucu kullanarak geçirilen uzun bir geceden sonra kaptan pilot işe gidiyor. Günün ilk uçuşu 13.15'te olacağı için 12.30'da görev yerine varması gerekiyor. 7 saat sonra 3. uçuşun ardından ikiz turbo motorlu uçak gecikiyor. Ve kaptan pilot uyuşturucunun getirdiği düşüş evresinin etkilerini yaşıyor. Kaptanın acele etme alışkanlığı daha güvenli bir seçenek varken riskli inişi seçmesine sebep oluyor. Zorlanan yardımcı pilot ise kısa süre sonra bu zor inişin altından kalkamayacak. Ama kaptan pilot bunu fark etmiyor. Pilotların biri kontrolü sağlamaya çalışıyor. Diğeri de yorgunlukla mücadele etmeye çalışırken uçağın irtifasını gözlemleyen kimse yok. İrtifayı takip etmeyince hiç şansları kalmıyor. Ve kaçınılmaz sona doğru ilerliyorlar.